Projemizde 3 tane komponent oluşturacağız. Bir tanesi home komponent, biri about komponent, bir de not found komponent. Şimdi hızlıca oluşturalım ama daha öncesinde şöyle bir klasör oluşturalım. Şimdi biz komponent oluşturduğumuzda app klasörünün altında komponenti oluşturuyor. Servis oluşturduğumuzda bunu da burada oluşturuyor. Komponentleri bir klasörde, servisleri bir klasörde toplayalım. Onun için app komponentin içinde components diye bir klasör oluşturuyorum. Bir tane de servisleri tutacağım klasörü oluşturuyorum. Tamam. Düzenli bir yapı olması için bu. ng generating js component'in js components klasörünün içinde home component. Unit test için spec dosyasını istemiyorum. Onu oluşturmasın. Tamam, bu oluştu. Hemen diğer komponentimi ve son komponentimi oluşturuyorum. Not found. Tamam. Şimdi routing yapımızı bir hazırlayalım hemen. Komponentlerimiz burada oluştu. Angular CLI bizim yerimize komponentleri burada import edip gerekli yerlere tanımlamalarını yaptı. Routing yapımızı oluşturalım. Bunun için app routing modül sayfamıza girip buradaki şu değişkenin içine elemanları ekleyeceğiz. Objemizi açtık. Birinci değer pet, ikinci değer de komponent olacak. Şimdi buradaki pet gireceğimiz sayfa yani link ana sayfaya girdiğimizde yani hiçbir şey olmadığında home komponent çalışacak. Daha sonra About'a girdiğimizde About komponent çalışacak. Yanlış bir olmayan bir sayfa açarsak da Not found komponent çalışacak. Buradaki iki yıldız böyle bir sayfa yok anlamına geliyor. Yani olmayan bir sayfaya girdiğimizde not found komponent çalışacak. Tamam. Şimdi bir bakalım oldu mu? Ana sayfadayım. Home works dedi. Home komponentim çalıştı. About'a giriyorum. About works dedi. Olmayan bir sayfaya giriyorum. Not found works dedi. Routing yapısı güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi burada bizim işimize yaramayacak olan şu kodları kaldıralım. App komponentte burada sadece router outlet'i alacağım. Çünkü girdiğim sayfada çalışacak olan komponent burada geliyor. Bunu aldım. Geri kalanlarını silip bunu yapıştırdım. Bakıyorum. Şu anda olmayan sayfa not found homeworks. Burada bir şöyle bir şey yapayım. Bunu container row callMD 12 içerisine alayım. Tamam. Bir tane de servis oluşturacağız. Hemen onu da oluşturalım. ng generating js servisin s'si services klasörünün içinde todo. Bunda da yine spec dosyasını istemiyorum. Tamam, servisim de oluştu. İlk etapta servisi kullanarak yapmayacağız işlemlerimizi. Dizi içerisinde tutacağız. Daha sonra servisi kullanıp API ile haberleşme sağlayacağız.